Bismillahirrahmanirrahim. Fatı Mekke 11. Sefir 75. Kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 73. Bölüm. Mukabele ve sapma esnasında müşahede eden için gerçekleşen sırların sayısının bilinmesi. Mukabeleden ne kadar sapılır? İlahın melekleri bize geldi. Kesin haberi bildirmeye. Bilgili masumun sözünü söylediler. Zanların karışmasından korunmuşun sözünü. 18 tane bize geldi açıkça. Sonra gizlice 10 tane daha. Şiddetli ve sert güçlü 8 melek. 5 tanesi çok yumuşak. 24 tanesiyle açıldı bize bilgiler. 7'den fazlası ise karinimdir. 15 tanesi yumuşak bir hayattadır. 4'ü göz kapaklarının uyumu içindir. 21'inde aşağıya düştük. Yani süfli olduk. Emin şehirde kıvamdan yani ahsen-i takvime. Gölgemizi uzattık dalın perdesi için. Merhamet ve yumuşaklıkla kavimlere. Ortak koşanların duası alkıştır. Dinimle beni süsleyen üçlü yapıdadır. Birisi uzadı, hakim oldu. Sapmıştır, şah damarında bir olmuştur. Bir dağ dağıldığında çokluk haline gelir. Arzusuyla benzerini benim dışımda arar. Himmetler sabahleyin parçalanır ve dağılır. Bir süre sonra teyemmüm eden onları tanır. Kızlarınızdan ahenkli çift ile apaçık aydınlığın birini tekrar etti. Feleklerin zevaidi ondur. İşlerin burçları budelanındır. Onların hareketten 5 şey alıkoyar. Bu 5 olmasaydı durağan kalırlardı. Yüzlü katlardan 3'ü yani 300'ü bizimdir. Kesin olarak Adem'in kalbi üzerinde olan. 40 adam Nuh'un kalbi üzerindedir. Apaçık bir nur ile beyaz üzerinde. Halil'in kalbi üzerinde 7 adam var. Ormanların aslanları gibi. 5 nefs ise sebat sahibidir. Cebrail'in temiz kalbi üzerinde. Mikail'i 3 kişi takip eder. Onlar sağlam ipe bağlanmıştır. İsrafil'i 1 kişi takip eder. Bilimlerde uzman olmuş bir kalple. Bana şirke karşı tekliğim yardım eder. Bu yardımı sağ el ile almıştır. 8 saygın necip yani nüceba vardır. 12 de dinin nakibi yani nükevası. Her bölgenin adamları vardır. Gözlerin görüşünde surete girerek. 4 adam bizi bekler. Korunmuş kale içindeki direklerdendir onlar. Alemlerin 2 imamı vezirleridir. Alemin kutbu ve güçlü hükümdarının. 6 nefs 6 bölgeye aittir. İmamları da nurdan ve topraktandır. Bu remiz hakkında düşünürsen gizlenmeyle birlikte zuhur sırrını görürsün. Allah seni ve bizi kendisinden bir ruh ile desteklesin. Bilmelisin ki bu bölüm sayılı Allah adamlarının ve sayıları belli olmayan Allah adamlarının sınıflarını içerir. Ayrıca Allah'ın kullarından sadece büyüklerin bilebildiği bir takım meseleler içerir. Onlar kendi zamanlarında peygamberlik dönemindeki peygamberler gibidir. Kastedilen genel peygamberliktir yani nübüvvet-i ammedir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem varlığıyla kesilmiş olan peygamberlik teşri yani yasa koyucu peygamberliğidir. Onun makamı kesilmemiştir. Öyleyse Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şeriatini geçersiz kılacak bir şeriat olmayacağı gibi onun hükmüne yeni bir yasa ekleyecek şeriat da yoktur. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Resullük ve Nebilik kesilmiştir. Benden sonra Resul ve Nebi yoktur sözünün anlamı budur. Başka bir ifadeyle benden sonra benim şeriatıma aykırı şeriat getirecek Nebi yoktur. Yasaklama söz konusu olduğunda benim şeriatimin hükmü altında olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Resul de yoktur demiştir. Benden sonra Allah'ın yarattıklarını kendisine davet ettiği şeriat getirecek bir Resul yoktur. Kesilmiş olan ve kapısı kapanan nebilik budur. Yoksa nebilik makamı değildir. Çünkü Hazreti İsa'nın nebi ve peygamber olduğunda görüş ayrılığı bulunmadığı gibi ahir zamanda hükmeden adaletli ve başka bir şeriatla ya da kendisinin getirmiş olması bakımından İsrailoğullarının kendisine ibadet ettiği şeriatla değil, bizim şeriatimizle hükmedeceğinde görüş ayrılığı yoktur. Bu konuda ortaya çıkan şey, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şeriatının onayladığıdır. Nitekim Hazreti İsa'nın nebiliği kesin olarak sabittir. Binaenaleyh İsa Hazreti Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra nebi ve resul olarak ortaya çıkacak kimsedir. Halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra nebi yoktur derken doğru söylemekteydi. Buradan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem özel anlamda teşrii yani şeriat getirmek kastettiğini anladık. Bu akılcılara göre ihtisas diye ifade edilen şeydir. Akılcıların nebilik kazanıma bağlı değildir derken kastettikleri budur.
Nebiliğin kazanımla olduğunu ileri sürenler ise bu ifadeyle Allah katındaki özel mertebenin gerçekleşmesini kasteder. Burada ne kendileriyle ne başkalarıyla ilgili herhangi bir yasa koyma söz konusu değildir. Öyleyse nebiliği şeriatten ve hüküm koymaktan başka bir şey olarak görmeyen kimse seçilmeyi benimserken kazanımı reddeder. Allah ehlinin içinden bir keşif sahibi sözüyle kazanıma işaret edebilir. Böyle birisini gördüğünüzde onun belirttiğimizden başka bir şeyi kastetmediğini bilmelisiniz. Bu gibi kimselere örnek olarak Ebu Hamid el-Gazali'yi örnek verebiliriz. Bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmek bahsinde kitabın namaz bölümünün sonunda açıklamıştık. Bunlar Allah'ın haklarında kendisine yaklaşanların içtiği pınar dediği kimselerdir. Allah bu ifadeyle peygamberini de nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Dünya ve ahirette saygın ve yakın kimselerdendir. Meleklerini de bu yakınlıkla niteleyerek şöyle buyurmuştur. Ya da Allah'a yakın melekler de değildir. Cebrail aleyhisselamın Allah'ın peygamberine vahiy indirdiği kesin olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bu konumda olsa bile kendisine nebi ismi şeriatta verilmemiştir. Öyleyse nebilik Allah katında insanların ulaşabildiği bir makamdır ve bu makam insanların büyüklerine özgüdür. Bu makam yasa koyan nebiye verildiği gibi yasa koyucu bu nebiye uyan ve onun sünnetine göre yaşayan kimselere de verilir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Biz ona kardeşi Harun'u nebi olarak verdik. Peygambere uyana göre bu makama bakılıp makamın peygambere uymayla gerçekleştiği dikkate alındığında peygamberlik kazanılmış diye nitelendirildiği gibi bu uyma fiili nedeniyle de kazanım diye isimlendirilir. Halbuki bu esnada Rabbinden insana kendisine özgü bir şeriat gelmediği gibi başkasına ulaştıracağı bir şeriat da gelmemiştir. Nitekim Harun peygamber de böyledir. Bu makam gerçekleşmiş olsa bile nebilik sözünü bu makam için kullanma kapısını kapadık. Bunun nedeni bu lafzı kullanan kimsenin teşrii yani şeriat getiren nebiliği kastettiğini düşünerek yanılma ihtimalidir. Nitekim bazı insanlar İmam Ebu Hamid hakkında şöyle böyle inanarak onu Kimya-i Saadet ve diğer eserlerinde nebiliğin kazanılma gerçekleştiği kanaatinde olduğunu iddia etmiştir. Ebu Hamid'in söylediğimizden başka bir şey kastetmesi mümkün değildir. Allah izin verirse bu makam sahibine özgü ve sadece bu makama ulaşanların bilebileceği kimi sırları daha sonra zikredeceğim. Bu bölümde bu makama özgü şeylerden biri dediğimi duyduğunda zikrettiğim şeyi bu makam ehlinin ilimlerinden olduğunu bilmelisin. Öyleyse önce bu bölüme başlık yaptığımız karşılıklık ve sapmanın açıklamasından başlayalım.